Merhaba, veri analizi nasıl yapılırı böyle 5 adımda özetleyelim demiştik. Bugün birinci adımıyla başlıyoruz. İş süreci. Her yeni yapacağınız analiz için bu işin süreci neydi bir hatırlamak, bilmiyorsak bir sormak, öğrenmek, bazen yepyeni girdiğimiz bir sektör, şirketi tanımak için bunu irdelemek görevlerimizden biri oluyor. Bu görevi yerine getirebilmek için de bir çerçeveden belki bahsedebiliriz. Yani bu işi siz nasıl yapıyorsunuz sorusu nasıl sorulur ve buradan gelen cevaplar nasıl gruplanır, nasıl bir araya getirilir? Biraz ondan bahsedelim. Başlıkları şöyle özetleyebiliriz. Kim, kimin için? Ne yapıyor? Hangi kanallarla yapıyor? Nerede yapıyor? Ne zaman yapıyor ve ne kadar yapıyor? Basit sorular gibi gözüküyor. Öyle bütün resmi görmek genellikle kolay oluyor. Bu süreci örnek vermek gerekirse, diyelim ki insan kaynaklarında işe alımla ilgili bir konuyu analiz etmeye çalışıyoruz. İşe alım ekibi değişik departmanlar için yapıyor. Bunların kırılımları elimizde var. Onları bir konuşabiliriz. Hangi kanallarla yapıyor? İşte beyaz yakalılar için farklı, mavi yakalılar için farklı, üst yöneticiler için farklı kanallar kullanarak işe alım yapıyor. Bunları birazcık irdeledik. Bu işe alım dışında hani ürün olarak, hizmet olarak neler yapıyor? Bunlarla birlikte neleri incelememiz gerekiyor? İşe alım yapıyor ama bunu yapabilmek için işte mülakat yapıyor, iş ilanı çıkıyor vesaire gibi diğer yapılan hizmetlerin neler olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Peki bu süreci nasıl ele almalıyız? Bu yaptığımız analiz hangi zaman dilimi için değerlendirmeliyiz? Böyle bir şey var mı? Aylık olarak mı değerlendiriyoruz? Çeyreklik olarak mı değerlendiriyoruz? Yıllık olarak mı değerlendirmeliyiz? Nasıl bir karşılaştırma yapmalıyız? Zamanla ilgili kavramı nasıl yönetmeliyiz? Belki birazcık bunu konuşabiliriz. Sonra nerede konusu önemli olabilir? Büyük şirketler için özellikle farklı lokasyonlar için farklı şeyler yapılabiliyor. İncelemeler, analizler yapılabiliyor. Bununla ilgili bilmemiz gereken hani böyle lokasyon anlamında bilmemiz, yerle ilgili bilmemiz gereken bir şey varsa belki bunları irdeleyebiliriz. Bir de tabii ki değerlerin ne olacağına bakmalıyız. Biz burada neyi irdeleyeceğiz? Bizim için önemli olan ne? Burada başka şeyler de yapılıyor dedik. İş için bir ilan çıkılıyor, başvurular toplanıyor. Onlar inceleniyorlar, bir kısa liste oluşturuluyor. Bunun üzerine bir mülakat yapılıyor. İşte mülakatlardan sonra sonuçlar değerlendiriliyor. Belki teknik mülakatlar yapılıyor. Belki işte yazılı sınavlar yapılıyor. Daha sonra bir teklifte bulunuluyor. O teklifi kabul edenler oluyor, etmeyenler oluyor, işe başlayanlar oluyor. Daha sonra o işe başlayanlara bakılıyor. Şimdi bunları saydığımızda aslında birçok değerden bahsettik. İlan sayısı olabilir, başvuru sayısı olabilir, mülakat yapılan kişi sayısı, toplam teklif verilen kişi sayısı, toplam işe alınabilen insan sayısı gibi yani böyle bir pipeline gibi bir şeyden bahsettik. Ve burada birçok değer gündeme geldi. Ölçülebilecek şeyler neler? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bizim veri analizinde daha çok gidebileceğimiz noktalar bu ölçülebilecek değerler ve onların kırılımları işte ürünler, hizmetler, zaman, mekan gibi kırılımlarda onları görebilmek. Burada ölçülebilecek şeyleri, onların ne anlam ifade ettiğini anlamak çok önemli. Bunu anladıktan sonra senaryoları irdelemeliyiz. Ne zaman iyi? Biz neyi hedefliyoruz? Burada bizim işe alım süreciyle ilgili ne olsa iyi deriz, neye kötü deriz, nasıl bir karşılaştırma yapmak istiyoruz, sektörle ilgili bir fikrimiz var mı, bu böyle olmalı dediğimiz bir nokta var mı, böyle rakipler nasıl yapıyor, onlarla mı karşılaştıracağız? Bizim buradaki hedefimiz ne, vizyonumuz ne aslında, ne yapmaya çalışıyoruz anlamamız lazım. Bununla ilgili senaryolar işte fiili, bütçe, plan, hedef vesaire gibi başlıklar altında alıp kaydetmemiz gereken veriler olarak gündemimize gelecek bir sonraki adımda. Burada bir süreçten bahsettik ama günün sonunda bunlar fiili olarak gerçekleşen konular. Peki siz senaryo olarak yani plan olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunu nasıl bir kırılımda takip edebiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz de sorgulamamız lazım. Senaryoları anlamak, referansları anlamak da değerlendirme sürecinde görevlerimizden biri olmalı. Son olarak belki sorumluluk noktalarını da anlamak güzel olabilir. Yine bu işe alım konusu üzerinden gidersek işe alım süreci için işte beyaz yaka ve mavi yakanın işe alım süreci tamamen birbirinden farklı ve aslında farklı ekipler tarafından yönetiliyor ve farklı hedefleri varsa belki de bizim bu analizi yaparken bunu bilmemiz gerekiyor ki o analizin sonucunda çıkacak şeyler bir aksiyon noktası oluşturacak ve iki farklı ekipten bahsediyoruz. Bu ekibin de iki farklı olmasının sebebi aslında muhtemelen süreçlerin de çok farklı olması. Bunları aynı anda belki analiz etmek bizim için zor olacak. İşte sorumluluk noktalarının nerelerden ayrıldığını bilmek bizim böyle analiz yapmamızı başlatırken özellikle çok yardımcı olacaktır. Yani bu başlıkları koyup dinlediğimiz şeyleri bunun altını doldurmaya çalışıyorsak ve kafamızda da o konu canlanıyorsa iş süreciyle ilgili böyle bayağı bir fikrimiz oldu demektir. Veriyi görmeye başladığımızda da iş süreciyle ilgili bazı sorular aklımıza gelecek. Görselleştirmeye başladığımızda da
bu ne ya, bu acaba şöyle bir anlama mı geliyordu, biz mi yanlış anladık da böyle bir sonuç çıktı diyeceğiz. Ya da mesaj tarafına geldiğimizde bazen biz böyle bir şey bulduk ama belki de bir regülasyon olarak mümkün değildir ya da teknik olarak böyle bir şey zaten yapılamıyordur gibi bir noktaya mı geleceğiz acaba? O zaman tekrar dönüp iş sürecini irdelememiz gerekiyor. Bu adımların hepsi böyle lineer olarak gitmiyor. Biraz döngüsel, iş sürecine geri döndüğümüz, düşündüğümüz, irdelediğimiz noktalar oluyor. Ama en başındaki analiz olarak aslında böyle bir çerçeve çıkartmak bize oldukça yararlı olacaktır. Bir sonraki videoda veri modelleme ile ilgili temel konulardan bahsedelim.